Muslat İyilik Vardiyası ekibi olarak bu gece de yollara düştük. Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyoruz. Bağışçılarımızın emanetlerini sokakta kalan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bütün vardiyalar bittiğinde bizim vardiyamız başlıyor. Bu vardiya öyle bir vardiya ki gerçekten bitmesini istemiyoruz. İyilik Vardiyası ekibinden Ahmet Kızıl'la beraberiz. İyilik Vardiyası ile alakalı bizlere bugün bilgi verecek. Sistemimiz nasıl işliyor? İyilik Vardiyası nedir? Bize bir anlatır mısınız? Kısaca şöyle özet geçeyim isterseniz. İyilik Vardiyası olarak ilk önce ekiplerimizin tespit etmiş olduğu sokakta yatan vatandaşlarımızı buluyoruz. Sonrasında sokakta yatan vatandaşlarımızın nelere ihtiyacı var, hangi ihtiyaçlarına giderirsek onlar için iyi olur, bunları tespit ediyoruz. Akabinde ekiplerimiz yine toplanıyoruz akşam saat 12 civarında. Rotamızı belirliyoruz. İşte bugünkü rotamız İstanbul-Fatih. Fatih'te Aksaray'dan başlayarak Eyüp Sultan'a kadar devam eden bir rotamız bulunmakta. Burada da yaklaşık 100 ve 120 arasında sokakta yatan vatandaşımız var. Bugün yapmış olduğumuz çalışma hem sandviç dağıtımı gerçekleştirdik, hem meyve suyu ikram ettik. İşte onunla beraberinde battaniye ihtiyacı olanlara battaniye, işte gömlek ihtiyacı olanlara gömlek. Yani elimizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak vatandaşlara yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki de bunların öncülüğü Allah razı olsun bağışçılarımız sayesinde gerçekleştiriyoruz bu işleri. İhtiyaç sahibi olan sokakta yatan vatandaşlarımızın ortak söylemiş oldukları şeyler var. Özellikle bir tanesi şu: Allah kimseyi sokağa düşürmesin, Allah kimseyi sokağa düşürecek konuma getirmesin diyerek hep dualarda bulunuyorlar. İnşallah onlar da ilerleyen süreçlerde tekrardan hayata kazandırılabilir. İnşallah tekrardan bir aile kurup normal insanlar gibi hayatlarını idame ettirebilirler. Teşekkür ederiz. İyilik Vardiyası projemiz daha da genişleyerek devam edecek inşallah. Kış boyunca sokaklarda olacağız. Sokaktaki kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Her zaman desteklerimizi onların yanında olduğunu onlara hissettireceğiz. Bağışçılarımızı da bu konuda duyarlı olmaya, bu kardeşlerimize destek olmaya davet ediyoruz. Kavuşmak ne güzel.